Evet canlarım, Akşener'in mutfağından herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Niye iyisiniz? Ben iyi değilim. Ben iyi değilsem siz de gıcı gıcı olmaz. Ben iyi değilsem siz de iyi olmayın, olur mu? Canlarım, ben bu nohutlarımı şey yapıyorum. Su haşlamadan ama. Bir gece suda bekletiyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Donduruyorum ya. Poşet poşet koyuyorum. Ondan sonra mesela şimdi bugün ne yapacağım ben? Başlığı daha atmadım ama işte izlerken atmış olacağım başlığı. Nohutlu bulgur pilavı. Ya hem de nohutlu ve salçalı. Tek elimle ne zor bunu şey yapmak. Nohutlarınızı böyle yapın ama nohutu önce yumuşatacağım. İyice haşlayacağım nohutu. Dur, dur canım. Ay, bu minik kaşıkları çok seviyorum canlarım. Bakın, bu minik Gül getirmişti bana. Gül Aksoy canım benim. Sağ olsun. Şöyle bakın, hemen dağıldı. Ondan sonra bu yumuşasın güzel. Çabuk yumuşuyor zaten. Ben bunu daha önce de şey yaptım ya. Sularda bekledim, kuru fasulye, nohut, hepsini öyle yaptım canlarım. Buzluğa koydum. Canım istedikçe çıkarıp yapıyorum. Böyle yere düştüğü zaman alın. Bakın, turşum da orada. Daha turşumu açmadım. Şimdi bu güzelce kaynasın. Köpüğünü möpüğünü versin. O suyunu dökeceğim. Gazını atmış olacak. Sonra nohutlu bulgur pilavının yapılış aşamasına geçeceğiz. Oh, bakın ne güzel kaynıyor. Bu hemen şey olacak. Nohutu çiğden yapmıyorum ve bir de karbonat falan atmayın böyle hızlı yapacağım diye. Nohutları buzluğa koyun işte öyle. Ben yapmıştım, video çekmedim ama. Şimdi bu tıngır mıngır kaynasın böyle son ateşte. Bakın şey, köpüğü de fazla çıkmıyor. Suyunu dökeceğim zaten. Bu bunun kapağı değil. Bunun kapağı kırıldı. Ah canlarım, bana ne tencereler göndermişlerdi de. Çoğunun kapağı gitti. Şey oldu. Gulli oldu yavrum. Bu güzelce kaynasın. Kayna. Kaynanan, kaynanan. Ay bak, şeker yıkadı bunları. Şeker canım benim. Ne güzel yıkadım. Şimdi canlarım. Şeyin pilavın suyunu kaynatıyorum ben. Ben pempe. Ha. Şimdi pilavın suyunu koyuyoruz canlarım. Şöyle açıyoruz. Güzelce kaynasın. Nohutlarım kaynıyor. İyice kaynasın. Böyle nohutu ben ne çok sert ne çok yumuşak, böyle ağızda da hamur gibi ağızda dağılsın istemiyorum. Hafif dişe gelsin istiyorum böyle. Öyle daha çok seviyorum. Nohut öyle daha iyi oluyor şekeri. Şeker orada bekliyor, ben burada. Evet. Nohutlu pilavı. Aa, Ama salçasız yapmaya karar bugün verdim. akşam Çünkü nohutlu olunca salçalı güzel olmuyor. Salçasız daha güzel oluyor nohutlu. Sade filan yapınca o zaman meyhane pilavı gibi oluyor. Nohutlu salçalı yapınca yemek gibi oldu. Salçasız daha güzel oluyor. Salçasız daha sade. Nohutlu pilav. Ben pirinci de severim nohutlu, Sade. bak. Pirinç de güzel. Pirinci de nohutlu severim ama bulguru daha nohutlu Pirinç de olarak güzel. bulguru daha çok severim. Ne yalan söyleyeyim, şeker. Ama Oo. pirinç de güzel oluyor. Şeker pirinç pilavı sevmez. Yok, severim de Ama bulguru tercih. bulguru daha çok severim. Bulguru seviyorsun, Bulguru pirinci daha çok severim. Bulgur sevmiyorsun. daha lezzetli oluyor benim için. Niye? Ailelerimizde en çok o pişerdi de Yo, ondan. benim ailem pirinç de yapardı annem ama Ama en çok bulgur pişerdi şeker. En en çok çok. mecbur çok Doğu yöresi hep bulgur en çok yapar. bulgur Pirinç yapar. çok yapmaz. Doğru, bulgur yaparlar. Çorbada da şehriye Evet. çok yapardı benim ailem. Yo, benim annem mercimek çorba çok yapar. Kırmızı En mercimek. çok şehriye bizde çok yapılırdı. Bize kırmızı Maydanozda mercimek. bir kere Kırmızı mercimek. tarifini vermiştim. Benim annem çok Tarifini kırmızı vermiştim. mercimek yapardı o kuşan. Aa. Baya. Kırmızı mercimek. Gulli. Ha, yeşil mercimek de yaparlardı Kırmızı enişteri, mercimek. sulu. Yeşil, Onu da evet. yaptım Yeşil tariflerimde. de güzel oluyor. Tabii Evet. kuru biber konur içine. Ama yeşil mercimek çok geç pişiyor. Onu geceden Kaç biraz mercimek türü var? iki mercimek. Yeşil bir kırmızı var. Daha da yok. Var var. Ama yeşil mercimek siz onun yemeğini yapın. Yemeği daha güzel oluyor. Yemeğin bir havuç. Minik minik doğrayın. Bir patates minik minik doğrayın. Onu güzel bir salçada soğanla beraber kavurun. Kavurduktan sonra onu güzel bir şeye koy. Yeşil mercimeği güzel bir geceden haşlayın. Haştan sonra yeşil mercimeği şöyle süzgece koyun. Süzgece koyduktan sonra o kuru soğanı minik minik doğrayın. O patatesi minik minik havucunu onun güzelce yağla salçayla kavurduktan sonra ilave edin o yeşil mercimeği. Fırınıza koyun, tüpünüze koyun. Ateş az, fazla ateş yapma. Az normalde fırın az açın. Ondan sonra öyle kendiliğinde pisten sonra servis yapın. Ay dersiniz ki ne güzel, Salça koymadın. ne güzel olmuş dersiniz. Evet, biraz da
domates salçası olabilir, karışık da koyabilirsin. Ya domates, biraz biber salçası ya da ikisi de olabilir. Su ya da koyacağız. Ya sade olabilir. Tuz. 2-3 bardak su bardağı koyayım. Fazla değil. Biraz sulu olsun. Biraz sulu olsun tabii ki. Ama yeşil... Çorba gibi değil tabii ki. Yeşil mercimek faydalı. Yapıyorsun. Yeşil mercimek faydalı. Onun yemeğini yapıyorsun. Ama onun çorbası da olur tabii ki. Ama çorba da yapabilirsiniz. Sonuçta bayanız biz yani. Evet, çorba da çok güzel. Bayan değil miyiz? Tabii canım, biz bayanız. Onun evet. Çorbası da güzel olur, yeşil çorbası. Ay çok güzel olur. Yani, yeşil siz halinize yanın, biz bayanız. Siz değilsiniz. Yapamayanlar benden tarifi alıp yapın bebeğim. Ay dersiniz, şeker ne güzel yapmıştı dersiniz. Bayan olan biziz, siz değilsiniz. Yapıyoruz abi. Elimden her şey geliyor. Yapacak, yapmayacak diye bir şey yok. Dilinden daha çok her şey geliyor. Her şey yapıyorum vallahi. Gümbür cemaat hem de. Bir lokantaya girsem var ya, ne yemekler döktürürüm. Yersin. Ne yemekler lokantaya döktürürüm o lokantada. Lokanta diyecek ki, helal olsun, şeker sana. Neler biliyorsun, neler der. Vay maho vay. Siz de yapın. Üşenmeyin. Döv bir de. Üşenmeyin yapın. Üşenmeyin yapın. Yapın, happeleri yiyin. Nohutumuz kaynıyor. Happe iyidir. Faydalıdır. Happe güzeldir. Evet. Şekerle en çok sevdiğimiz meyveleri konuşuyoruz da. Senin ne şeker en çok sevdiğin meyve? Ben bütün meyveleri severim. Ne çabuk. Hemen kurtuldum. Ben hepsini severim. Meyveye de ayrım yapmam. Ben söyleyeyim bak, en sevdiğim meyve. Kızılcık. Bak ben çok böyle farklı meyveler, böyle elma armut demeyeceğim bak. Yerim ama en sevdiğim kızılcık, bilir misin şeker? Kızılcık. Yedin mi taze kızılcık? Ne renk? Kırmızı siyah. Siyah değil, kırmızı. Kırmızı. Siyah da var. Siyah görmedim. Ağlar. Siyah kızılcık. Ağlar. Bilmiyorum. Ondan sarıdır, kırmızıya döner. Ondan sonra alıç. Alıç biliyor musun? Yeni dünyanın bir değişiği. Hiç alakası yok şeker. İçinde bir sürü çekirdeği olur, böyle küçük küçük. Nohut kadar olur. Küçük. Alıç. Ama çok kurt çıkar onda. Kurtlar böyle kafasını çıkartır bakar. Nohut yemeğimiz pişiyor canlarım bu arada. Alıcı severim. Kızılcık severim. Alıç severim. Aslında tropik meyveleri de severim. O ne demek? İşte kivi, mivi bilmem ne var ya. Kivi de iyidir. Muz da, muz tropik sayılıyor muz mu bilmiyorum. Değildir. Ananas olabilir. Ananas da iyidir. Olabilir. Bir tane var, çok tatsız tuzsuz şeylerde yiyorsunuz ya. Rejim yaparken. Yeşil bir şey var ya, şeker, no. Saman gibi. No. Bir kere yemiştim o Canser'in yüzünden. Ay. Yok, bir de o gecede yemiştim, doğru. Çok madi bir şey, tadı iğrenç. Ne kız? Unuttum vallahi. Adını unuttum, saman gibi. Tatsız tuzsuz bir şey böyle. Meymenetsiz bir şey. Ay çok korkunç, çok kötü bir şey. Onu sevmem. Karpuz severim, kavun severim. Karpuz, kavun severim. Başka şey severim. Bir de sulu meyveleri severim. Hah, bir dakika, incir severim. Taze incir severim. Taze incir. Tabii. Onu severim. Karadut severim. Böyle ele bulaşır ya. Karadut. Bizim orada ağacı vardı karadutun. Üstünü çıkardık böyle. Ay onun izleri de gitmez. Annemiz madilik yapardı. Böyle üstümüze damlardı. Elbiselerimizden çıkması çok zor o karadutun lekesi. But madilik. Nohut kaynıyor. Biz pilav beklemek. Bugün ne yapacak olsan? Nohutlu pilav. He. Dünyanın hali böyle. Sevmiyorlar seveni. Ellere muhtaç ettin sen beni deli gönlüm. Ne olur sustur artık arzumu emelini. Bakın artık deten olmuyorum canlarım. Farkında mısınız? Değil mi, deten olmuyorum. Şeker deten oluyor muyum? Sonuçta sanatçının evi arkadır. Ay bak sildim, nasıl güzel. Canlarım şimdi tavuk bulyonu şey yapıyorum. Eritiyorum sıcak suda. Direkt yemeğe koymayın bunu. Bazen erimiyor, top gibi kalıyor. Böyle karıştırın. Tavuk ya da et bulyonları böyle sıcak suda eritin önce. Sonra pilavın suyunu koyarken bunu da karıştırın. Ondan sonra şu garlık. Böyle böyle arada karıştırın böyle. Bakın. Bakın sabun gibi. Bak. Ne maddi. But maddi. Buna et suyu gider aslında ama tavuk suyu da yakışır. Kötü olmaz. Daha hala pirinçlerim kaynıyor darling. My darling. My darling. Pişiyor şeker. Ah yavrum. Ah ah. Ya öldük açlıkla. Şeker niye bir saat oldu diyorsun? Ben millete diyorum şey. Bürayı kırpacağım mecbur. Milleti kandırıyorum herkese. 2 dakikada pişiyor, ıslatın buzlukta şey yapın diye. Kırpacağım mecbur. Tabii ki de kırpacağım.
Milleti ben burada dolandırıyorum. Sen de bütün foyamı meydana çıkarıyorsun şeker. Yapma. Hadi şimdi oradan şey de küründen. Aa diyor, ne çabuk yumuşadı de. Aa ne çabuk kız. Lohutlar pişti kız. Ben şey yaptım ya. Buzluğa koydum pişti diye. Evet çok gerçek kızın evet. Şeker. Lohutlar çabucak pişti. Ha evet. Evet daha yok. Silah ya. Zoruyla. Ama tamam. Çabucak pişsin. Evet artık. Evet pişsin de yiyelim. Pişsin de karnımız acıktı artık yemek yiyelim. Otursun midemize evet, bulgurlar sonra yiyelim. İnek gibi yatalım. Pilav yiyelim. Bulgur pilavı yiyelim. Ay şekeri asistan indirdim Google'u. Google'u gitmiş. Evet. O sesli aramayı seviyor ya böyle. Bir şeyler habire Google'a evet. Bir şeyler soruyor. Ben ona sevmiyorum. Şimdi asistan indirdim. Google asistan. Ay, ne yapayım, onu da beğenmedin ama hadi sor. Bir şey sor. Travesti ne demek de? Travesti ne demek de? Sor. Travesti ne demek? Hah. Ne demek kaynağına göre Fransızca travesti birinci tanınmamak için veya tiyatroda rol icabı kılık değiştiren kimse ikinci kadın kılığına giren erkek eşcinsel sözcüğünden alıntıdır. Kadın kılığına giren diyor erkek diyor. Ay, evet. Çok aşağılıyor ama. Evet, doğru. Aa, travesti ama. Demek ne demek? Kadın kılığına giren bir insan travesti olur. Erkek. Erkek sonuçta. Kadın kılığına giriyorsun, kadın oluyorsun. Aynı rezillik. Evet, doğru ama. Ama rezillik. Rezillik değil canım, doğru olan şey. Kepazelik. Erkek. Ama biraz rezillik. Kadın kılığına giriyor. Biraz rezillik. Biraz. Ha, az. Erkeğin çok kadın, değil. Erkeğin kadın oluyorsun. Aa, travesti oluyorsun. My God, sevindin evet. Mi şimdi Google'un konuşuyor artık? Tabii ki. Google'u konuşmazsa çıldırıyor şeker. Yok hayır Google iyi. Sabah akşam İstanbul'da hayır. Hava durumu. Yok soruyorum. O ney bu ney. Demin de şeyi sordu. Belkıs Akkale kaç yaşında? Evet soruyorum. Onu sordu. Bari sıkılıyorum soruyorum. Ha, bari. Bravo kaç yaşında haklısın. Olsun, evet. Haklısın. Ah canlarım. Nohutu süzdüm. Tava ocakta. Tereyağının lezzet ikizi burada. Bulgurum burada. Tavuk suyum şurada. Ben de burada. Şimdi canlarım ay ne yapacaktık? Ha, önce biraz sıvı yağ. Güzeldi sıvı yağımızı koyalım. Şöyle. Bu bulgur pilavı gerçekten şaka maka. Yağı çok sever canlarım. Ah, ah. Yağ da bahalı şeker. Bahalı. Bu belde. Ondan sonra şu tereyağını lezzet ikizinden koyacağız. Şöyle güzelce. Ben bu katı yağ çok kullanmam şaka maka biliyor musunuz? Gerçekten çok kullanan biri değilim bu katı. Her yemeği sıvı yağla yaparım da. Şöyle güzelce döndüreyim bunu. Şu garlık. Güzelce erisin canlarım. Bu yağ erisin şey. Katı yağ erisin iyice. Şu kaşığın ucunu da yapışıyor ve çıkmıyor. Vuruyorsun ya. Ay ay. En sevmediğim şey. Döndürüyoruz. Döndür seni beni. Senin yoluna kahreden dünyamda Kuni kujiler şu beyazlar kaybolana kadar canlarım darliklerim şeyi döndürün. Güzel ha. Bak kayboldu ha. Vur beynini yarar ha. Şöyle güzel. Hemen şey yapıyorum. Tuzla bulgur. Üstüne tuzu az koydum. Tavuk suyu da var diye. Hemen katıyorum bulgurunu. Şöyle güzelce. Burada yapışması zaten şok olurum. Tamam. 2-3 tane kaldı. Onları da kuşlara veririm. Kuşa veririm onları. Şöyle döndürüyoruz. Güzelce bulguru kavuracağız canlarım. Önce bulguru kavurayım güzelce. Şöyle 2 dakika 3 dakika bu bulguru kavurun tamam mı? Çok önemli bu. İyice yağını emsin yani bulgur. Of. Bu emsin. Canlarım şimdi size bir de pof noktası söyleyeyim. Püf noktası söyleyeyim mi size? Şimdi ben ölçülü yapmadım farkındaysanız. Bu bulgurlar bak beyaz olmaya başlayınca altını kısıyoruz. Hemen nohutunu atıyorum. Bazıları nohutu haşlarken atıyorlar. Ya da bulgur pilavı piştikten sonra atan da var. Ben direkt böyle kavururken şimdi kısa aldım. Biraz da bulgurla nohutla beraber kavuruyorum. Haşladığımız nohutla. Bir de bir şey diyeceğim. Ölçüsüz yaptım dedim ya. Bu bulgur denen şey ürünümüz canlarım. Suyu çok su emebilir. Mesela bulguru iri iri istiyorsanız hani lokantalarda önümüze geliyor diyorsunuz ya koca tanesi niye öyle bizimki öyle olmuyor diyenler varsa suyunu çok koyarsanız zaten bulgur suyu çok emen bir şey.
Ne kadar su koy o kadar emer. O kadar da abartmayın tabii ki de. Suyu ne kadar çok koyarsanız o kadar bulgurlarınız iri olur. Ama az koyarsanız minik minik kalır. Bak şu an minik minik değil mi bulgurlar? Ben orta seviyorum. Böyle dev gibi bulgur taneleri de değil de. Orta ne küçük olsun ne büyük. Şimdi bunu da güzelce kavuruyorum canlarım. Kavurdum. İki döndürdüm. Bak yağını güzel aldı şeyde. Parıl parıl parlıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen suyunu koyuyoruz. Göz kararı. Kaynayan suyumuz burada canlarım. Şöyle güzelce. Oh. Zaten bulgurda tuz vardı biliyorsunuz. Heh. Bu suyu koydum. Şimdi biraz da ne var? Tavuk suyum burada. Bebeğim. 3, 4. Tavuk suyunu eritin böyle. Heh, bakın böyle. Heh. Şöyle dökün tavuk suyunu. Oh döktüm güzel. Mis gibi. Biraz daha şey yapayım şöyle. Bunda kalmıştır belki. Şöyle bir. Heh. Bakın şöyle su oranını anlarsınız zaten. Bakın. Böyle. Heh. Önce bir şey kaynamaya başlasın iyice. Son gazı açtım altını. Zaten kaynıyor bakın. Heh. İçine baharat asla koymuyorum. Tavuk suyu, tuz, yağ, nohut. Öyle pul biberdir, şudur budur. Yemeği mahvetmeyin canlarım. Bu şimdi kaynamaya başladı ya. Bunun kapağı bu değil ama mecbur bunu koyacağım. Şöyle koydum. Güzelce bayağı bir gerçekten ciddi anlamda kısık bir ateşte. Bak iyice kıstım altını. Sonuna kadar kıstım. Bu güzelce kısık ateşte. Göz göz. Evlerinin önü boyalı direk, göz göz olmuş fikenlerde, yok öyle değil. Evlerinde lambaları yanıyor, bu ciğerleri kanıyor. Beni gören dil olmuş sanı. Aa şeker çok hızlı gittin. Yetişemedim şekere. Beni gören. Evet. Seni gibi olmuş gibi yok. Allah gözünce şeker. Şeker acıktığı için beyin hatları şarkıyı değiştirdi. O pilav göz göz olana kadar kısık ateşte pişecek. Tabii. O kadar. Hayranlarım. Adam hastetmeyin. Öğrenin ha. Canlarım çıtırdamaya başladı. Şöyle. Bakın göz göz oldular. Evet. Şimdi altını hemen kapatıyoruz. Ben şey yapıyorum. Üstüne siz havlu peçete şudur budur örtüyorsunuz ya, ben asla örtmüyorum. Ama yiyeceksem örtmüyorum. Alt hiç ellemiyorum, karıştırmıyorum da. Zaten havlu peçete örtmenin sebebi şu buharlarını alması, tane tane olması içindir. Bez örtüyorsunuz bilmem ne, o nemini alsın diye. Zaten ağzını açın yemek piştikten sonra pilav. Bak bir deneyin benim dediğimi. Ama yemeği şöyle 10 dakika sonra falan yiyeceksiniz benim dediğim, bunu yapın. Böyle bu şekilde böyle 10 dakika falan bekletin. Ondan sonra yiyin. Heh, yiyeceğiz şimdi. Canlarım, darliklerim. Bu 5 dakika bekledi. Şimdi 5 dakika bekledi ya. Hani pilavınız daha hoş güzel olsun diye. Bunları size söylüyorum. Daha tane tane olsun diye. Bakın. Şimdi ay bu ne? Heh, siyah nohutmuş. Beyaz koyunların arasında da bir tane siyah koyun olur değil mi? O koyun da ne yaramaz olur biliyor musunuz? Her beyazın arasında o siyahlar olur. Bir tane olur. Bir ara karıştırıcı böyle. Şimdi canlarım bunu karıştırdım. Üstünü şöyle şöyle yapmayın. Bu şekilde. Bakın bu şekilde de. Güzelce karıştırdım ya. Yağma her şey birbirine girdi. Bu şekilde de 5 dakika bekleyin. Ondan sonra yiyin. Evet canlarım derliklerim. Pilavımız hazır. Mis gibi oldu mu acaba? Bende bir huy var, yemeğin tadına bakmam. Hiç yemeğin tadına bakma huyum yok biliyor musunuz? Asla. Bakmam yemek yaparken tadına bakmam. Elim alışmış ya. Elim alışmış ya şeker. O yüzden şey yapmıyorum. Tadına bakmıyorum yemeklerim. Yok alışmış elim artık. Hani şeyi de tutturabiliyorum yani. Bu arada. Şimdi canlarım bakın böyle. Al ye yavrum. Şimdi bir karıştırma daha yapıyoruz. Yağları iyice birbirine girsin diye şöyle. Yağını şey yapsın diye. Hepsi yağlı olsun diye. Bakın canlarım şöyle göstereyim. Tane tane bak. Ah, bak. Bak. Buradan anlayın zaten. Bak. Niye gülüyorsun şeker? Tane tane değil mi? Ah. Tane tane. Evet. Ah bak. Aa akşam tane tane düşürmüşsün pilav. Evet. Güzel olmuş. Sen gülünce acaba tane tane değil mi? Yok canım tane tane. Allah'tan görüyorlar. Kamera diye bir şey icat edilmiş tane, Allah'tan. Tane düşün. Şimdi canlarım pilavımızı güzelce. Şeker sana çok koyayım. Sen seviyorsun. Yok bana çok koyma okşam. Ah şöyle. Kendine de koy. Ben kendime az koyacağım. Yok. Beni şişiyor biliyorsunuz. Yok sen de koy. Şöyle.
Bunun içinde yiyeceksin şeker. Yok ben hiç yemeyeceğim. Ben bunun içinde yiyeceksin. Tamam. Yok kız bunun içinde yemeyeceksin. Şey video çekiyoruz ya. He. Çekmesek bunun içinde yeriz. Evet. Ama video çektiğimiz için havalı olmamız lazım. Evet. O yüzden şöyle bunu koyuyoruz. Çok az bekletiyoruz. Şöyle kaldırıyoruz. Böyle. Sen ben üstüne yoğurt koyacağım. Yanına koy bence. Ben yanına koyacağım. Şey yapma. Hayır nasıl istiyorsan gerçi. Ben şöyle az alacağım canları. Ben yanına yoğurt koyacağım. Akşamüstü çok yemek yiyemiyorum. Evet ben yanına sırf böyle eşlik edeyim diye. Ben yanına yoğurt koyacağım. Şekere. Bana eşlik edeceksin. Evet. Bunu da böyle döndürüyoruz. Sonra bekliyoruz 3 saniye. Şimdi şekere yoğurt koyalım. Ben yoğurt yemiyorum yanında. Dolmanın yanında da yoğurt yiyorsunuz ya mesela ben. Tabii canım kuru dolma. Yok yiyemeyim. Öyle şeyim yok yani benim. Şöyle yanına yoğurt koyayım şeker. Tabii. Buradan alırsın. Yoğurdunu da koyayım onu. Ben istemiyorum yoğurt. Bu kaşığı ben ağzıma aldığım için bu kaşığı ben kullanacağım. Aa benimki de yamuk olmuş. Yamuk. Ha. Yamuk. Bu da şekeri. Şeker bak. Şöyle göstereyim. Aa bak. Dur şeker şöyle yapalım da ekran görüntüsü alırız. Evet. Şeye aa, video koyacağız ya şeker. Benim. Şimdi şöyle. Aa. Şuradan bakalım. Şok olalım. Oksana. Pilava bakalım ama. Aa oksana bak. Pilava bak. Aa oksana bak ne güzel. Eğil oksana. Şöyle bak. Aa ne güzel pilava. Şaşır. Aşağı ne güzel ya. Aa yok şu an. Şimdi buradan ekran görüntüsü alacak şey yapacağım. Güzel ya. Aa yok şu an. Sen ver bana. Aşağı ne güzel pilav yapmışlar. Dökme sakın. Ha. Bak siz de yapın böyle pilava. Ha, yapın iyi. Siz de yapın iyi. Bak bu ne? Nohutlu pilav. Aa. Yanına da yoğurt koyun. Ha. Bak yoğurt. Yoğurtlu sevenler yoğurt koysun. Yoğurt koyun. Şimdi yiyecek. Şimdi tadım aşaması. Yanında da yoğurt. Bakalım beğenecek misin? Ekmek yiyor musun yanında şeker? Yok canım. Soğan. Aşkım bu da ekmek. Soğan iyi gider ama. Yok ben de soğan yiyorum. Ben soğan şimdi yemem ama, iyi gider. Ağzım kokar. Yani yiyen yesin soğan. Soğanlar yiyen yesin. Ha. Soğan iyi gider Allah var şimdi. Soğanlar yiyen yer. Ye evet, canım bana ne ya. Ne yoğurt. Sen de yoğurt koysan. Ay yok şeker. Neden? Ben pilavın tadını almak istiyorum. Dolmada da sevmiyorum ben yoğurt tadını bozuyor ya. Bak böyle nohutlu pilav. Nohut değil mi? Nohut pilav. Bilmem nohutlu mu acaba? Nohutlu. Nohutlu gibi. Bak nohut da yumuşacık olmuş valla. Tavuk suyunun tadı da geliyor. Tavuk nohutlu pilav. Nohutlu pilav. Esasokşan bunun nohutlu pilavı sen yap sat. Esas okşam bunu nohutlu pilavı yap, sat sen parayla. Evet. Evet. Sat tabii ki. Sat tabii ki. Satsan tabağını kaça satarsın? Satsan tabağını kaça satarsın? 30 lira. 30 lira. 40 lira. 40 lira. 40 lira. 40 lira. 30. Bak. Mis gibi vallahi. Bak mis gibi vallahi. Evet. Evet. Bak. Okşam bak. Okşan'ı yaptı bulgur pilavı. Okşan'ın yaptı bulgur pilavı. Siz de yapın yiyin. Siz de yapın yiyin. Yapın yiyin bebeğim. Yapın yiyin bebeğim. Mis gibi. Mis gibi. Mis gibi. Evet mis gibi. Okşan evet, ellerine sağlık. Okşan ellerine sağlık. Evet. Yoksa. Yapma. Okşan ellerine sağlık. Okşan ellerine sağlık. Mis gibi. Evet. Okşan tavuk kınavı koymuşsun içine. Ama okşan tavuk kınavı koymuşsun içine. Evet. Evet. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Bir de bunun yanına ne yersin? Bir de bunun yanına ne yersin? Kuru soğan güzel gider. Kuru soğan ama kuru güzel soğan gider. Güzel gider. Canım soğan istemiyor kuru soğan. Ama kuru soğan güzel gider. Canım soğan istemiyor kuru soğan. Siz de yiyin. Siz de yiyin kuru. Ha, yiyin siz de yiyin. Siz de yiyin. Bebeğim. Siz de pilav yiyin. Bebeğim hayvanlarım. Siz de yiyin. Siz de yiyin. Yapın yiyin. Yapın yiyin. Evet. Evet. Güzeldir. Pilav. Güzeldir. Evet, pilav. Her zaman bulgur pilavı. Pirinç pilavı da güzeldi. Pirinç pilavı da güzeldi. Yok. Ay yok şu an. Güldüm. Güldüm. Çok güldüm. Çok güldüm. Evet. Evet. Siz de yapın yiyin. Siz de yapın yiyin. Ay mis gibi. Hadi. Seninki bitti. Seninki bitti. Benim bir sürü. Benim bak. Evet. Evet. Sen de dolduruyor. Sen de dolduruyor şu an. Benim var. Diyorlar ki
Şeker sen yavaş yavaş yiyorsun. Diyorlar şeker sen yavaş yavaş yiyorsun. Ben yavaş yavaş yiyorum. Ben yalan değil, ben yavaş yavaş yiyorum. Ben yavaş yiyorum, yalan değil. Ben yavaş yiyorum, yalan değil. Sen de yavaş yiyorsun. Sen de yavaş yiyorsun. Evet. Evet. Hızlı yemek iyi değil. Hızlı yavaş. Yemek iyi değil. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Evet. Aykuşan. Aykuşan. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Mis gibi. Mis gibi. Nohut da pişmiş. Nohut da pişmiş. Ama yoğurt koysan daha iyi olur. Ama yoğurt koysan daha iyi olur. Evet, niye koymadın? Evet, niye koymadın? Koy. Koy. Koy yanına yoğurt. Koy yanına yoğurt. Yanına yoğurt koy. Yanına yoğurt koy. Kız koy yanına yoğurt. Kız koy yanına yoğurt. Yanına... Kız yanına yoğurt koysan hepsi. Ay yeter, bu da yeni tikim olmasın. Tik değil. Yanına biraz yoğurt koy. Canlarım, gerçekten çok güzel oldu. Evet. Elime sağlık, fısama yağlık. Kusura bakma, gerçekten güzel oldu. Nasıl yaptım? Çok güzel yaptım. Evet. Biz ne verdim? Emek verdim. Emek duruyor. Bulgur verdim. Bulgur, nohut verdim. Allah kalbine ya, göre. Allah olsun. Kalbine göre. Ver. Afiyet olsun yavrum. Bunu biraz yiyebilirsin. Yok şaka. Şey olsun diye, günah olmasın diye. Yok sen akşamki menüsünde şey vardı, nohut pilav. Elhamdülillah, çok şükür olmayanlar. Elhamdülillah, evet, elhamdülillah. Canlarım, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli, biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Olmuş mu olmamış. Bütün yorumcular, çoğu yorumcu biliyorum ki sırf kanalım ilerlesin diye fazla yorum yapanlar söyleyeyim. Var. Onları da öpüyorum hepiniz, evet. Canlarım. Hepinizi biliyorum, merak etmeyin. Okşan hepsi takip etmeye devam edelim. Ya, evet, devam hafteleri. Hafte yiyin hafte. Yemek yiyin. Öpüyorum. Ha, yemek yiyin. Ah yerler yerler. Yemek yiyin. Yiyin. Evet canlarım, bugünkü konuğum sevgili Gökay, şerbet olarak biliyorsunuz ama onun gerçek adı Gökay. Gökay. Ne kadar da güzel bir adım var. Gökyüzündeki ay. Şeyimiz bir de. neydi? Hani program yapanların yanında koordinatör. Evet, o sayın koordinatörümüz, o İzabel gibi sakın düşürme onu sevgili koordinatörümüz. Sen buraya gel aşkım. Gel tamam. Bu tarafa gel. Geçiyorum. Köşemiz güzel, bu köşemiz meşhurdur. Bu köşem şey köşem. Ne onun adı? Konuk köşe konuk burası. Köşesi. Ha, konuk aynen. Köşesi. Boş ver bunu. Şimdi canım benim. Öncelikle kaç yaşındasın? Ben seni tanımıyormuş gibi olsun tamam. Biraz. Ha. İnsanlar beni tanısın detaylı bir şekilde. Evet. 26 yaşındayım. 28 Ekim doğumluyum. 28 Ekim. Aa, biz terazi. Sen de terazi. Yok, akrep. Teraziden bir tık kurtuldun herhalde. Aynen. Aa, tam burçların aydanı şeylerini biliyorum. Ben çünkü 12 Ekim doğumluyum. Ay ben de şey gibi hiç şey havası da yok. Ben de görüntüme bak. Ne onun adı? Hani konuk olan YouTuberlar gibi. Şarkı olup. Gunigunji. Şimdi canlarım, şerbetin aslında hikayesi biraz üzücü. Biraz kendini anlatsana aşkım. Hiç beni şey yapma. Sen kendin hani babanla filan. Yani aslında babam çok erken yaşta vefat etti. 40-45 yaşındaydı. Tam hatırlamıyorum yaşını ama ben o zaman 12 yaşındaydım. Kendisi hastaydı ve sürekli ailem, annem sürekli hastaneye gidiyorlardı ve hani ben daha çocuğum tabii, 12 yaşındayım ama hani çok bana şaka gibi geliyor. Hatta şu an hatırlıyorum ama hatırlamıyor gibiyim de. Sürekli her gün hastaneye gidiyorlardı ve vefat ettiğinde evdeydi babam. Evde mi vefat etti? Artık gelmiş. Hani beyin tümörü, kanseri. Hastanede yarın kesinlikle. Ha, ameliyat oldu, şey oldu. Gelecek gözüyle bakıldı. Aynen, sonra ha. İşte eve şey yaptılar. Şey derler ya eskiden, eve artık bunu eve götürün. Hani çaresi yok, ölecek yani. Eve götürün, evde olsun gibi. Benim anneannemi de öyle yapmışlar. Böyle uyuklaya öldü kadın. Valla. Gülme. Hayır. Gülüyorsun abi. Yani. Ya çok erken yaşta Gökay'ın omuzlarına aslında çok ağır yükler biniyor, biliyor musunuz? 12 yaşında tabii okula gidiyorsun. 18 ailene bakmaya başlıyorsun. Yani sonuçta hani sigortalı bir işe girmem gerekiyordu ve o zaman üniversiteyi de yeni kazanmıştım. Hangi bölümü kazandın? Radyo televizyon programcılığı. İkinci
nasıl diyor, ikinci öğretimdi. Mesela akşamları gidiyordum okula. Dersler iyi mi? Şeydi, çok iyi değildi ama kalacak kadar da kötü değildi. Tam sınırdaydı çünkü çok fazla çalıştığım için derste çalışamıyordum. Yani bölümüm kolaydı aslında, hani senaryo, yani çok film açıları falan. Gerçekten yani çok zekidir, ben söyleyeyim size yani. Hani estağfurullah. Öyle videolarda falan hani şey tamam da kakarak yapıyoruz ama normalde çok zekidir yani. Derslerinde iyiydi herhalde. Çok da iyi değil. Ay rezil ettim beni. Yani salağım tekidir ayol. Ne gidin ikinci. İzabel daha zeki. Senden sonra İzabel'i alacağım canlar. Biraz bununla, biraz da İzabel'le böyle yapacağım bu şekilde. Tanıyın diye. Şimdi bu giderek bari bununla bu şekilde hiç çekmedim yani şeyi. Şerbet diyorum abi. Şerbet ama şerbet işte. Ha, şerbet kaldı. Peki özel değilse şerbetçim. Ailenin LGBT birey olduğunu biliyor mu? Ben kendilerine söyledim. Özellikle anneme kaç söyledim. Kaç yaşındayken söyledim? Daha yeni söylüyorum aslında. Gerçekten mi? Ay şimdi nasıl yani? Ben inanamıyorum. Yani ben onların yanında hep böyle sakin, sessiz, içine kapanık, çok genelde fazla konuşmayan, diyaloğa katılmayan, hani kendi başına oturup ya kitap okuyan ya da telefonla uğraşan ya da televizyon izleyen biriydim. Hani ikili ya da üçlü diyaloglara çok fazla girmiyordum. İşte son dönem işte hayatıma biri girdi biliyorsun, bir buçuk senedir birlikteyim. Çok da iyi bir çocuk, iyi birisi ya. Yani bana değer verdiğini hissediyorum, ilk defa sevildiğimi hissediyorum yani bir şey olarak, ilişki olarak. Hı hı. Ailem gerçekten bana çok tanıştı mı ablam? Sevgi gösterdi. Ailem, annem tanıştı, arkadaşım olarak tanıştı başta. Siz nereliydiniz? Babam Bulgaristan göçmeni, annem Sinop. Hmm. Ben İstanbul doğumluyum. Karadeniz tarafı var ya. Karadeniz'de vardı aynen. Ameliyat olmadan önce burnum bayağı bir şey diyeceğim. Karadeniz'de de biraz çok da hoş karşılanmaz bizim. Doğu gibi aslında. Evet, evet. Bir nevi doğu gibidir Karadeniz insanları. Sınırları var şeydir yani. Bu konuda onlar da biraz çok açık görüşlü değiller. Hafif serttir yani. Aynen. Gerçi aileye göre değişiyor canım. Hani kişiye göre, kabul yere ediyor, göre. Aynen, bazısı değişiyor, etmiyor. Sen bunu annene söyleyince annen ne tepki verdi? Şey dedi, olur mu öyle şey ya dedi. Ya sen şöyle mi dedin? Ben erkeklerden hoşlanıyorum, ben eşim senin. Bunu direkt böyle bodoslamaz. Böyle söylemedim. Hı. Ben seviyorum dedim. O da dedi, erkek erkeği sever mi dedi. Neden olmasın dedim, benim hayatım yaptı. O biliyordur ya. Bence biliyordur. Herkes anneler, hisseder, her şeyi anneler bilir. Hisseder. En son babalar duyar. Anneler her şeyi bilir canlarım. Ama şey yapmazlar, konuşulmaz. Aynen. Aile içinde böyle şeyler konuşulmaz ama bilirler. Herkes kimin ne olduğunu, okulda bile kız bilmem ne diyorlardı bana, bilmem ne, abilerim hepsi biliyor. Aa, yani. Akran zorbalığına gerçekten yani uğradım ya. Sen de mi uğradın? Uğradım tabii ki. Ama ben biraz şeydim, deli doluydum yani. İnsanlar, sen mesela şu şey halin değildin. Önceden bana ilk eski videolarımıza bakın mesela. İlk geldiğimki gibiydim. Sonradan bana bir şey geldi, dur geldi. Ağırlık çöktü sonra. Aynen. Çok zırıl diyoruz ya, çok zırıldın yani. Yarın bir gün bu videolar karşıma çıktığında ve neden bu şekilde davrandığını diye sorduklarında yani en azından hani okşan çabuk sil videoları. Hayır hayatım boyunca hiç okşana arayıp hiç demedim. Hiç demedi bebeğim, demez o annem bebeğim. Birkaç kişinin manipülasyonu. Ama problem yaşarsan söylesin. Aa, yok. Canım benim. Yok yok. Ben mesela bir video çektim. Hı-hı. En son o şey işte hani kaynanası bilmiyor trans olduğunu. Hı-hı. Diye. Önce yüzünü kapattım. Çünkü aradın abi beni, problem yaşayacağız. Aynen, blurladın. Onun yüzünü kapattım. Sonra yanındaki leçovarının yüzünü kapattım. En son şimdi köpeğinkini kapat diyorlar. En son kendimki de kapatacağım yüzünü. Yani köpeğini de kapatmadım artık. Ya daha neler? Yani. Ne yapayım yani? Köpeğin, o cinsten köpek herkeste. Herkes de var. Herkeste de yok, bayağı beldeli. Toddy Puddle ya. Toy Puddle. 30'muş. Pahalı. Şeker köpek 30 bin liraymış. Satın alma sahipler. Ucuz mu, pahalı, pahalı mı? Almayın sahipleri. Sahipleri aynen. Parayla satın alma. Valla Şerbetçim, her şey gönlünce olsun. Peki idealin var mı böyle, hani ileride şunu yapmak istiyorum? Aslında Türkiye'de ben birçok küçük kuruluşlarda çalıştım. Hani yerel televizyon kanalı da değil de. Ben radyo Kanal D'de çalıştım. Kanal D'de çalıştım. Onu söylemek istemiyordum ama. Şey mi? Kötü bir gün de olacak ki. Yok, kötü. Kanal D'de çalışmışsın. Ayrıldım aslında. Olsun. Spiker olarak çalıştım. Aynen. Muhabir olarak çalıştım muhabir. Ama. Muhabir mi deniyor spiker? Spiker şey o. Haber. Haber olunca spiker değil mi? Aynen. Muhabir. Muhabir tamam, sahada yani çalışıyor. Ben sahadaydım. Hani çok profesyonel değildim. İlk başlamıştım ve hani stajyer gibiydim. Ben yol
yemek ücreti almıyordum. Ayda yılda bir 600 lira verirlerse o dönemin şartlarında. Sen o yüzden mi dedin hani radyo televizyon okumak çok da önemli değil dedin ya. Yok aslında radyo televizyon okumak güzel ama hani bu bilgileri kendin de edinebilirsin. Mesela ben bir dersimiz vardı senaryo dersi. Senaryo yazmamız gerekiyordu. Tredman falan yani hani tamam ama benlik değil. Ben peki, kamera arkası bana göre... O zaman göre... az para kazanıyordun. Ailene yine destek oluyor muydun? O zaman çünkü yetiremiyordun. Telefon faturamı bile diyemiyordum. Yani sonra normal işlere başladı. Ailesinin faturalarını, kirayı, şu an her şey onun üstünde ve 22-23 yaşındasın. 26. 26 mı oldu mu? Siz uzun zaman oldu. Bu ilk tanıştığımızda kaç yaş? Tabii 3 yıl önceydi 23. 23 yaşında 3 sene geçmiş yani. Ay bana şey diyorsun Okşan Eşer bu çok gözüne şey yapma göremiyoruz diye. Başka bir şey söylemek ister misin? Bir de Isabel'i de alacağım geldi. Artık ikinizi aynı anda koyacağım. Aynen o. Evet. Sormak istediğin aklında soru varsa. Bir tane de şeker sorsun sana bakalım orada. Yok ben sormam. Sor kız bir tane şeker. Hadi sor. Hadi nazlı şeker sinirli yok, bugün hayır, şey ya. Bunu koju ya. Hayır. Niye? Ya ben nasıl sorayım? Sen soracağını sordunuz. Daha ben sormama gerek yok. Hiçbir şey merak etmiyor musun? Yok. Ben Şerif'i tanıdığım için sormama gerek kalmıyor. Yormayayım. Şeker şeyi izliyor musun? Neydi o programın adı? Kısmet Salonu. Evet. İzliyormuş. Evet. Hangi kanalda? Kanal D'di daha önce. Bravo izliyorsun. Evet. Şimdi nerede? Şimdi nerede Şerif? Hangi kanalda? İzliyorum diyorsun. Ben o programı seyrediyorum. Ben seyrediyorum. Evet. Kanalda güzel. Değil. Şeyde Şeker. Fox'ta mı? Fox'ta. Fox'ta. Evet. Şeyde Ayone Fox Şeker sen de Kanal 7'de. Kanal 7 mi? Kanal 7 Samanyolu TV'de ortak yapalım. Kanal 7 Samanyolu. Evet. Ara sıra ATV'de veriyor Samanyolu programı. Öyle ya. Şerbet'cim sen bir şey söyle böyle. Artık gidiyorsun, yurt dışına gidiyorsun. İnşallah senin için her şey hayırlı olur. Hayırlı olsun. Ben sana şey dedim, gideceksin geri geleceksin falan dedim ama inşallah güzel şeyler olur senin için. Tabii benim dememe bakma sen. Olur. Yani, ben hislerimi söyledim, inşallah hislerim yanlış olur. Birçok kişi senin gibi düşünüyor. Aa. Aynen. Hani şöyle söyleyeyim, ben herkesin bir B planı olur, C planı olur ama benim sadece bir A planım var ve B, C'yi düşünmüyorum. Ya. Kazanırsam kazanacağım. Kaybedersem de kaybedeceğim. Bak sana samimi cevap vereceğini biliyorum. Sen sevdiğin adam, sevdiğin kişi için oraya, o kişi için mi oraya gidiyorsun tamamen? Yoksa %50-50 mi? Hem gerçekten hani geleceğimi, işim gücüm yerinde olsun, para kazanayım diye mi? Aklımda herhangi bir Avrupa ülkesi yoktu. Hmm. Aklımda yurt dışı yoktu. O mu senin aklına soktu? Evet. Ha o sene yani normalde... Çünkü o orada yaşıyor ve biz burada tanıştık. 1,5 yıl benim için burada kaldı. Ama sen orada gidip çalışamayacağım diyorsun. Yani ben oraya şu an turist olarak gidiyorum. Ama çalışman gerekiyor orada. Tabii belli bir süre sonra. Ama boşu boş şey gibi olmasın böyle hani gitmiş bir adam bir parasını yiyip evde yiyip yatacak. Bu çok kötü bir şey bu yaşta. Tabii ki de ben hani başka bir insanın eline bakabilecek biri değilim. Kimse de bakmaması gerekir. Aslında. İyi yavrum hayırlı olsun senin için. Hayırlısı olsun. Biz bir tatlı. Hayırlı olsun. Ne yapalım? Şerbetini sorabilir miyim başka? Evet daha sordun Okşan. Şerbeti seviyorum canım. İzabel'den nefret ediyorum. Ay psikoloji. Şimdi birazdan da bakalım şimdi Şerbet ne kadar tane tane düzgün konuşuyor değil mi? Bakalım İzabel'e ben böyle şeyler sorunca İzabel ne yapacak? Bakalım röportajımı kabul edecek mi? Eşek gibi edecek de. Yani neyse. Şimdi İzabel'i alacağız. Daha gelmedi ama siz hemen göreceksiniz.